Amerika'da söyleşilere hoş geldiniz. Bugünkü konu çok benden hissettiğim biri. Tanıştığım için şu an yani ilk kez yüz yüze konuşacağım için çok mutlu olduğum biri. Biz biraz öncesinde konuştuk bile. Sena Nur Hocam hoş geldiniz. Sena Nur Kefenci bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Gerçekten yani sanki bir hani çok yakın arkadaşımı ağırlıyorum gibi hissediyorum. Hani herhalde bu sosyal medyada tanışıp da sevdiğimiz insanlar olmuştur. Hepimizin bence. Siz benim için onlardan bir tanesisiniz. Benim sosyal medya ilk bir annemin arkadaşı olmuştu, sosyal medya arkadaşım. Yıllar sonra yüz yüze karşılaştık kendisiyle. Ondan sonra bir de geçenlerde burada bir sosyal medya arkadaşım vardı. Onda da herhalde bir iki yıl sonra falan karşılaşmış olduk hani burada olmamıza rağmen. Ama vefalı olduktan sonra devam ediyor sosyal medya arkadaşları da. Kesinlikle öyle. Hepimiz birçok kimliği üstümüzde barındırıyoruz. Ben sizi tanıdığım özelliklerinizle biraz daha derinden tanımak ve tanıtmak. Tabii ki yeni özelliklerinizi de burada keşfetmek istiyorum. Kimsiniz bunu konuşmak isterim. Biraz böyle nerelisiniz, ne okudunuz, hayalleriniz neydi bunlara değinmek isterim. Annelik kimliğiniz de biraz da buradasınız. Ben sizin o yönünüzü çok takdirle izliyorum. Her çocuğunuza olan dokunuşunuzu Instagram'da paylaşımlarınızda görüyordum. Bunlara değinmenizi isterim. Birini yeni evlendiniz, hayırlı uğurlu olsun. Evliliği çok Allah mutlu razı olsun. İnşallah. Olan tüm evlatlarımızı. Amin. Paylaşmıştınız. Onu sizden dinlemek isteriz. Tekrar ben herkese de başsağlığı da dilemek isterim. Sonra ederim. Almanya tabii ki. Onu konuşmak isterim. Türkiye'den Almanya'ya geçtiniz. Bu deneyiminizi de sizden dinlemek isteriz. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Sena Nur Ketenci kimdir? Bize hangi özellikleri kendini tanıtmak ister? Sena Nur Ketenci Allah'ın bir kulu. Ben de herhangi bir kulum. İzmir doğumluyum, Manisa Akhisarlıyım. Dedemler, babaannemler, anneannemler, ecdadımız diyelim yani 3 yaşındayken Bulgaristan ve Yunanistan'dan Manisa'ya göçmüşler. İzmir taraflarına göçmüşler, Adapazarı tarafına göçmüşler ama bizimkiler Manisa Akhisar'a yerleşmişler. Ama babam memur olduğu için biz oralarda kalmadık. Yani yazdan yaza köye hani babamın tatillerinde gider gelirdik. Manisa Akhisar Kayalol kasabası oraya. Ankara'da oturduk uzun süre. Onun öncesinde İzmir, Bergama, Sinop, Boyabat ve son durak olarak Ankara oldu. Ankara'dan sonra zaten babam bir daha tayini olmadı. Ankara'da emekli olmuş oldu. Ben de zaten hani çocukluğumun bir kısmını İzmir, Bergama'da geçirdim. 2-3 yılını Sinop, Boyabat'ta geçirdim. Sonra Ankara'ya taşındık. 17 yaşında da evlendim zaten. Hani çocuktum ama. Leyleyi havada görme mantığı. Siz dolaşmışsınız hep böyle. Yani biraz dolaştık. Evlendikten sonra bol bol dolaştık. Öyle. Basın yayın okumayı çok istemiştim üniversite olarak. Ama o zaman için kızlara uygun değil, bayanlara uygun değil gibi işte söylemlerle hani sana en uygun ilahiyat, İmatik Lisesi mezunuyu falan o şekilde konuşmalar olmuştu. Sonra ben zaten hani okumaktan bir şekilde vazgeçtim. O sırada zaten eşimle işte nişanlanmış olduk Remzi Bey'le. Daha sonra işte 7 ay sonra düğünümüz oldu. Yani liseyi bitirdim, nişanlandım. 7 ay sonra düğünüm oldu. Eşim basın yayın mezunu, iletişim mezunu. Allah o şekilde tamamlamış oldu. Benim de medyaya olan ilgim, alakam onun üzerinden devam etmiş oldu. Ama sonradan baktım zor yani. Muhabirlikle başladı. Sonra işte hani birim yöneticiliği falan filan derken... İşi zor yani. Basın yayın olayı, gazetecilik olayı, iletişim mezunu, habercilik, televizyonculuk bunlar çok zor işler. Bayanın çok fedakarlık etmesi gerekiyor. Yani erkek zaten bayağı bir fedakar oluyor ama bayanların da onun arkasında duran bayanların da fedakar olması gerekiyor. Yani biz çok çocuklarla yalnız yemek yedik. Çocukların en çok sorduğu soru babam ne zaman gelecek, babam ne zaman gelecek? Yani bizim saatimiz yoktu. Yani 6'da geliyorum diye arardı ama haber çıktı gelemiyorum saat 10'da gelir. O şekilde ama ne yapalım sağlık olsun bugünlere kadar geldik çok şükür elhamdülillah. Kesinlikle. Şey çok hani bir noktada hani son kısımda bir negatif gibi görünse de hani dediğiniz gibi yalnız yenen yemekler ya da zamanın o schedule'ın takvimin birlikte oluşturulmasındaki zorluklar, güçlükler. Ama sizin merakınızın olması ve sizi bu noktada besleyebilecek güzel konuşmaların olması evde ya da anne babanın hani o noktada birlikte muhabbetle konuştuğunu gören çocukların mutluluğunu hayal edebiliyorum. Eminim çok kazanımlı olmuştur o anda. Şunu ekleyeyim ben burada. Evet. İş yerimiz kapandığı gece ben Instagram'da veya Facebook'ta hatırlamıyorum paylaşım yapmıştım. Gene sofrada bekliyorum ama kapanma saatini bütün mesai arkadaşları beklemişlerdi. Şalter indirilmişti.
Ve ben demiştim ki ben beklemeye razıydım. Keşke hani işlerimiz kapanmasaydı, TV'miz kapanmasaydı de bir paylaşım yapmıştım. Ve çoğu kimsenin gerçekten dikkatine dokunmuştu bu paylaşım. Evet. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun. Evet. Sağlık olsun. Bireyler Evet. dilerim o muhabbetle, o aşkla hem işlerine, tutkularıyla devam ederlerse inşallah daha güzel günler de gelecek. Şimdi bana da İnşallah. dokundunuz. Bundan sonra bir dokundu yani gerçekten. Yo, Allah burada da nasip etti şu an. O tam anlamıyla oradaki gibi olmasa da burada da çok şükür gene TV ile alakalı bir meşguliyeti var Evet. eşimin. Evet Devam biliyorum. ediyor. Selamlar. Şimdi Aleyküm ben selam. şeyi söyleyeceğim. Mesela ben de kendim deniyorum. Siz de mesela profesyonel değiliz hiçbirimiz. Instagram'da kendi kanalını yani kendine ait bir bloğu bile işletmek ne kadar zaman alıyor? Hani düzgün bir şey yazmak istiyorsun, Aynen, doğru bir fotoğrafı aynen, çekmek istiyorsun. aynen, Hani hem aynen. saygından hem yaptığın kanalına sevginden. Benim için de öyle. Mesela bir YouTube için hani konu bulmak, onunla aynı zamanda aynı çalışmak, sonra çekimi yapmak, işte çocukları susturmak. Dediğiniz gibi Evet. çok fedakarlık gerektiren bir şey ve çok çabuk tüketiliyor. O da ayrı bir problem yani. Değil mi? Yani şey gibi işte. Yani insan emeği her türlü öyle değil. Mesela sarma yapıyoruz. Yarım saat, 45 dakika, 1 saat sürüyor. Ya da 2 saat. Ama Aynen. 10 dakikada onu yiyoruz. 10 dakikada onu yiyoruz. Mantı da aynı şekilde. Bazı yemekler gibi diyelim. Mesela Evet. bir saatlik dizinin arkasında o kadar çok emek var. O kadar çok hani çalışan var. O kadar çok fikir var. O kadar çok mesai var ama o bir saat sadece bir saat siz ne görüyorsanız o. Gerçi bunlar televizyoncuların işi boş verin başka konulara geçelim. Yemek benim hassas konum. Yani gerçekten yemek için uzun zamanlar harcamak böyle şey geliyor bana da hani bir zul gibi geliyor ama sevilip beğenince Aynen. de tabii. En fazla 2 saat. 2 saatten fazla mutfakta asla ben de durmak Ben sizin istemiyorum. çok güzel Durmam lezzetli yani. yemekler yaptığınızı biliyorum. Dilerim Estağfurullah. tatmak nasip olur. Ben klasik yemekler. Öyle yeni sezon tarifler, yeni nesil tarifler, yeni nesil tatlılar veya tarifle bir şey yapmak hiçbir zaman bana göre değil. Ben annemden göz kararı gördüm. Hep her şeyim göz kararıdır. Tarifle çok az bir yemek yaparım. Ama Ah. elim lezzetli olduğunu söylerler. Ama klasik yemekler. Şöyle değişik şeyler beklenmez. Sena hocam ben de yani bildiğin mutfak laboratuvar. Yok, asla hiç sevmem denemeyi. Lezzetli Olacak bir mı, yemek olmayacak yerken. mı? Tadına hiçbir zaman bugüne kadar 27 yıllık evliyim hiçbir yemeğin tadına bakmamışımdır. Yani tuzu var mı, tadı yerinde mi? Hiç bakmamışımdır. Bakmam yani. Çünkü ölçerek, Sevmiyorum. biçerek Hayır kullanıyorum. sevmiyorum. Hayır, sevmiyorum yani. Hani öyle bir şey ihtiyaç hissetmiyorum. Tuz yoksa atarlar. Tuzluysa da yapacak bir şey yok yani. Anladım. Öyle. Ben Biraz bence şey, ketumum herhalde. Ketumum galiba. bana ketimden ziyade profesyonel hissin verdiniz. Yok, Ben mesela estağfurullah, dediğim gibi işte estağfurullah. laboratuvar gibi gördüğüm için yani yeni şeyler denerim. İlla içine bir şey katarım. İşte böyle değişik bir şey yapmaya Ha, çalışırım. onu ben de yaparım. Yani Ha. tarifin haricinde illaki değiştiririm. Süper. Uydurmasyon yaparım. Yani hani onları ben de yaparım. Ama böyle hani klasiğim yani biraz. Öyle Ha, bunu çok söylediğiniz iyi oldu. yayılamıyorum. Bunu söylediğiniz iyi oldu. Ben de normalmişim demek. Ay, çok sevindim Estağfurullah, bunları öyle değil. konuştuğumuza da. Şimdi isterseniz biraz çocuklara değinelim. Nur Efşan'dan bahsetmek isterim. Tekrar başınız sağ olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Allah kimse evlat acısı vermesin. Amin. Veriyorsa Amin. da metanetini veriyor. Allah isyan ettirmesin inşallah diyelim. 3 çocuk annesiyim ben. Kızım Kanada'da, oğlum Kanada'da. Kızımla evlendi. Geçen sene Hayırlı uğurlu evlendi olsun. Kanada'ya gidip. O şekilde buradan uçağa bindirdim. Düğününe gönderdim. Çok mutlu Öyle olsun, mutlu etsin. söyleyeyim. Oğlum da geçen kışın başında Kanada'ya vize aldı. Çok Dijital güzel. pazarlama mezunu orada ilerlemek amaçlı gitmişti. Fakat anne ya yemek dağıtarak daha çok para kazanılıyor dedi. Ve yemek dağıtmaya başladı. Artı bir de Filipinler'de okumuştu. Filipinler'den tanıdığı bir tane abisinin yanında beraber bir işte meşguller. Çok güzel. Öyle bir şeylerle uğraşıyor çok şükür. İşinde gücünde. Evlatlarım öyle. Evet, işinde gücünde diyelim inşallah. Bir de damadım var tabii o da artık evladım sayılır. Ne güzel. Öyle. Nur Efşan da bizim 3 numaraydı. 17 yaşında. Yani 16 bitmişti, 17'den ay almıştı. 17 yaşındayken cennete gönderdik esas yerine. Neresinden başlayayım yani 17 yılın, 16 yılın bilemiyorum. Yani bu hikaye demek çok basitleştiriyor. Yani bu deneyiminizin, bu size verilmiş... Dikkatli konuşmak istiyorum kelimelerimi. Eğer yanlışlık olursa hemen beni düzeltin. Yok, Gülşah, bu estağfurullah, söylenmemeli değil. estağfurullah, Yani sonuçta estağfurullah. hayatta bir sürü farklı
şeyler çıkıyor karşımıza. Ben bunları soru gibi kabul ediyorum. Ve doğru cevapları yazmaya çalışıyoruz altına. Sağlıklı olmak, zengin olmak, fakir olmak, ondan sonra bir anne babaya sahip olmak, olmamak. Bunlar hep bir soru. Varlıkları ya da yoklukları. Evet. Hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de bunun teminatı var. Bunlar da bize sorular çıkacak yani. Hani evlatla imtihan olabilir. Bunu bir imtihan gibi söylemeyeceğim ben. Bana düşmez bu. Ancak sizin ne ya bize anlattığınız şeyin bizi inspire dediğimiz yüreklendireceğini, umut olacağına, iyi geleceğine ben çok inanıyorum. Çünkü ben sizi takip ederken hep mutluydum yani. Paylaşımlarınızla, çocukluğunuzla ilgilendiğiniz, onun gülüşünde Nur Efşan'ın size verdiği tepkilerle hep güzel şeyler gördüm ben. Eğer müsaade ederseniz bu güzellikleri, belki zorlukları paylaşırsanız bize umut olur diye düşünüyorum ben. Onun için siz bilirsiniz. Buyurun, küçüklüğünden de başlayabiliriz. Ya Nur Efşan tabii hani doğar doğmaz hasta olduğunu eşime söylemişler. Ben 3 gün sonra haberdar oldum. Yani eşim biraz dinlenmemi, biraz kendime gelmemi beklemiş. Ama fark etmiştim çünkü öncesinde de bir abisi, ablası var. Hani normal bir çocukla anormal bir çocuğu fark edebiliyorsun. Sesi çok tizdi. Yani sesi çok aşırı tizdi. Yani çok kedi ağlaması sendromu zaten hastalığın ismi. Miyavlama şeklindeydi sesi. Hani eşim de dedi ki ses tellerinde ufak bir hani gelişim bozukluğu varmış ama hani zamanla ay aldıkça gelişecekmiş falan dedi. Tabii biz annemle şüpheleniyoruz hani birkaç şeyinden falan hani yüz hatlarından her türlü. Neyse 3 gün sonra kontrole gittiğimizde eşim yolda bana anlatıyor işte şöyle olabilirmiş, yaşamayabilirmiş, gözü görmeyebilirmiş, kulağı duymayabilirmiş. Yani böyle bana %100 engelli bir rahatsız çocuk tablosu çiziyor ve benim hani o zamana kadar hiç hani hiç farkında olmadığım bir şey. Hani engellileri biliyorum tabii ki. Hani engelli demeyeyim de özel çocukları biliyorum tabii ki. Ama hani o dünyanın insanı değiliz. Yani algıda seçiciliğimiz yok. Nasıl mesela Mercedes'i çok seversiniz, Audi'yi çok seversiniz. Yoldaki bütün Audi'leri bakarsınız. Aa ben bunu beğeniyor muyum? Şöyle böyle mi falan diye. Veyahut da kırmızıyı çok seversiniz. Kırmızı olan her şeye bakarsınız. Hani bizde engel yani özel çocuk hayatımızda hani yoktu. Ondan dolayı bilmiyorduk. Nur Efşan'dan sonra öğrenmiş olduk. Tabii ben şey yapamıyorum. Toparlayamıyorum kafamda. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Neyse hastaneye gittik. Zaten hemen yatış yapıldı. Ondan sonra bizim hastane süreci başladı. Yani yaklaşık bir zaten 6 ay veya 8 ay sürekli hastanelerdeydik. Sürekli işte araştırıldı. Engelli durumu hani bu ölçüyorlar. Ne kadar özürlü, ne kadar değil falan filan onları falan. Yani sonrasında bizim zor bir hayatımız olacağını söylediler. Anlattılar. Tabii o zaman internet bu kadar gelişmiş değildi. Ben hani internetten değil de böyle hani okuluna gittikçe veya hastaneye gittikçe onun gibi çocukları hani soruyordum doktorlara. Hani şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Hani doktor diyor ki yani hepsi çok farklı. Hani hepsi eğitimine göre, sevgisine göre hani hepsi çok fazla farklı tepkiler verebiliyor. Hani biz böyle diyoruz ama bunların hepsi de olmayabilir, olabilir. Yani yaşayarak göreceğiz. Zaten hani yaşama şeyi vermemişlerdi. En fazla 1 yıl demişlerdi Nur Efşan'ı yaşar diye. Daha sonra baktılar yaşamaya devam ediyor. 3 yıl dediler. Daha sonra 6. Elhamdülillah Rabbim işte 16 yıl, 2,5 ay yaşattı. Ve buraya geldiğimizde de Alman doktorların en çok şaşırdığı şey böyle rahatsızlıkta bir çocuğun bu kadar çok yaşaması yani hani çok nadir gördüğümüz hani yaş sınırı dediler. Ve hani vefat ettikten sonra doktoru bize bir mail atmıştı. Gerçekten hani zaten hani duyguluyuz o günlerde çok acımız taze çok duygu yüklü bir maildi ben hani ömrü hayatımda şu kadar yıllık doktorum özel çocuğu olup da hani burada ben riyaya girmek istemiyorum tabii ki yani Rabbimin bize verdiği bir hasret diyeyim ben buna özel çocuğu olup da bu kadar ilgili alakalı ve hastanede yatarken bu kadar metanetli bu kadar böyle her şeyini bilen bir aile görmedim demişti. Ve hani ekibimiz olarak biz sizden o kadar memnunuz ki yani Nur Efşan'ın vefatı ekibimizi bile ağlattı. Gerçekten o gün öyle olmuştu. Zaten yanı başımızda vefat etmişti. Yani bütün ekip ağlıyor. Hemşirelere diyorum ki korona var ama sarılmak istiyor hemşireler. Ama korona var diyorum kalp problem diyorlar. Böyle hemşirelerle falan sarıldık. Maskelerinizi indirin dediler. Rahat olun dediler. Yani o 16 yıl boyunca sürekli hastane süreci, ev işte hastane ev. Hani bu 16 yıl içinde tabii ki en büyük yardımcım büyük kızım, eşim ve hani çevremiz, ailemiz çok destekçiydi.
Ve çocuklarım hiçbir zaman hani Nurevşan'dan dolayı yapılmadığımız şeylerden dolayı, eksik kaldığımız şeylerden dolayı şikayetçi olmadılar. Yani bize hissettirmediler. Kendi dünyalarında muhakkak belki hissettiler, arkadaşları dertleştiler ama bizim bunlardan hiç haberimiz olmadı. Hani ben her zaman diyorum, ben zaten Nurevşan'a anne olabildim, size anne olamadım belki. Hatta evvelki yıl oğlum anneler gününde aradığında ben dedim size anne olamadım ki yani. Nurevşan anne olabildim. Olsun öyle deme anne falan. Hani Rukiye de çok kızıyor. Kızım da çok kızıyor bu söze. Sen diyorlar yani olabildin en iyisini olmaya çalıştın. Ama o içinde hep bir şeydir yani. Hani bunu özel çocuğu olan anneler hep hissederler. Sanki böyle diğer çocukları hep böyle bir kenarda tutmuşsunuz gibi. En çok ona hani fayda sağlıyormuşsunuz gibi ama İnşallah elimden geldiğince de onlara anne olmaya çalıştım. İnşallah olmuşumdur. Tabii Nurşan'ın annesiydim. Yani daha çok %90 Nurşan'ın annesiydim. Ama şöyle hani iki tane videom var benim biliyorsunuz Nurşan'a anlattığım. Biri vefatını anlatıyorum. Vefatından hemen sonra çekmiştim. İyi ki de çekmişim çünkü hani şimdi aynı cümleleri kuramıyorum. Yani o vefatıyla alakalı şeyleri söyleyemiyorum. O videolarımda hep söylüyorum zaten yani gerçekten istenmez Allah düşmanımızın düşmanına kimseye vermesin ama verdikten sonra da Rabbim sevgisini veriyor, o bakma gücünü veriyor. İnanın ben 16 yıl boyunca deliksiz uyudum. Herhalde 24 saati geçmemiştim yani 24 saat özellikle son 2 yıl neredeyse hiç. Son 6 ay sıfır uyku yani eşim de ben de. Son 3 ay eşim de hiç uyumadı. Ama yani Allah o gücü veriyordu. Ayakta durabiliyorduk, ona bakabiliyorduk. Yani biz hani onu nasıl mutlu edebiliriz? Hani mesela son 2 yıla kadar emekliyordu. Evde bazen hani istediği yerlere gidiyordu, dolapları açıp karıştırıyordu. Ben yıllarca dolapları şey yapmadım, bağlamadım. Hani yeter ki öğrensin, döksün, saçsın ama öğrensin, hani geçsin, rahat etsin, relax olsun falan. Onu mutlu ediyor diye. Aynen ha bu yani yıllarca ben akşamları mutfak topladım. Yıllarca işte çekmece topladım. Yıllarca dolap düzelttim yani ama hiç yüksünmedim yani bunlardan. Yani işte Rabbim hani o sevgiyi, o metaneti yeter ki o mutlu olsun diyorsun. İşte mesela biz yıllarca hiçbir yere gitmedik ama işte gittiğimiz en yakın 10 dakikalık yer bize Dubai'ydi, Paris'ti, Fırat, işte ne diyeyim, Türkiye'nin güzel yerlerinden İstanbul'du, işte sahildi, bir Beykoz'du, bir Beylerbeyi'ydi. Yani onunla biz çok mutluyduk yani, hani onunla yaptığımız her şey bizi çok mutlu ediyordu. Hani evde ona balon şişirip o onunla balonla olan mutluluğu bizi çok mutlu ediyordu. O balon şişirirken ki o heyecanı bizi çok mutlu ediyordu. İşte veyahut da yeni bir şey aldığımızda çok meraklıydı böyle, kargo geldiğinde kargoyu beraber açacağız yani, illa onu bakacak, ne aldık göstereceğiz. Mesela o mutluluğu bizi çok mutlu ediyordu. Hani şimdi diyorum geçtiğimiz ilk doğum gününü onsuz kutladığımızda keşke diyorum hani yaşasaydı da dünyanın tüm balonlarını alsaydım hani. Ve yaşarken gerçekten çok fazla balon sevdiği için alabildiğimiz kadar da aldık. Son zaten 6 ay sürekli uçan balon istiyordu, uçan balon alıyorduk. Abartmıyorum günde 100 tane balon şişirip onu mutlu ettiğim günler vardır. Çünkü çok seviyordu. Ben şişiriyordum ama böyle diye patlatıyordu dişleriyle. Bayılıyordu ona. Böyle artık yanımızda balonları yığıyorduk. Ben şişiriyordum o patlatıyordu. Ben şişiriyordum o patlatıyordu. Öyle hani bir... öyle bir resim de hatırlıyorum ben. Çizilmiş. Evet evet, evet olabilir. İğneyle falan patlatıyorduk son zamanlar. Evet. Kendisi patlatamıyordu. Ya yani genel olarak ben... hani genel olarak çok rahatsız hani tabii ki hani o hastane süreçleri çok zor. Evdeki bakım süreci çok zor. Hani hiçbir zaman çiğneyemedi. Hep küre yedi. Hani affedersiniz altını hep bezledim. Büyüdükçe tabii bu bakımı çok zorlaştı. Vücut temizliği gerekti falan filan hepsi ama hepsi oldu bitti. Ve yaşarken hep şunu diyordum yani insanlar diyorlar ki ay yıllar çok çabuk geçiyor, aylar çok çabuk geçiyor. Nasıl büyüdüler bilemedik şöyle böyle falan diyordum. Bir de bana sorun ben Nurşan'ın her saniyesini, her saniyesini anlatabilirim. Ama vefat eder etmez sanki ben 16 yılı yaşamamış gibi. Hani elimi gitti lezzeti kaldı derler ya. Aynen onun gibi bir şey yaşadım. Yani eşimde de aynı o şey oldu. Huzur mu diyeyim? Bir sekine geldi yani sekine üzerimize. Aynen yani sanki biz o 16 yılı ve o son 3 ayı, 6 ayı hiç yaşamamışız gibi. Yani birden böyle her şey bitti. Bir değişik bir hale büründük. O da işte arkadaşlarımızın duası diyoruz. O sekineyi öyle hissettik. Öyle yani özel çocuğu olanlar kıymetini bilsinler. Yani bilmiyorum çok zor. Yani kesinlikle çok zor. Asla böyle hani nasıl diyeyim? Tembihlemiyorum. Tembihlemiyorum. Yani evet, şöyle yapın böyle yapın demiyorum ama ama çok farklılar. İnanın yoklukları varlıklarından daha zor. Yani
Hani şimdi Allah dese ki tekrar gelse bir biraz daha birkaç ay daha göndersem yani. Buyursun gelsin derim. Buyursun gelsin çünkü çok özledim, gerçekten çok özlüyorum. Çok farklı. Ben bu kadar duygulu geçeceğini düşünmüyordum ama söyledikleriniz beni duygulu. Ama olay yaşana çıkınca biraz duygulu geçecek. Evet, duygulu. Yani ama yani değişik bir duygu hissediyorum. Demek ki sizin hem kendi yaşadığınız şey hem de böyle, yani şu cümleyi kurmak ne güzel. Onu mutlu edebildim, değil mi? Hani ne kadar güzel. Hani inşallah. Bu çok güzel bir şey. Yani Rabbim size onun o gücü de vermiş. Hani eksikleri değil de böyle hani yapabildiğiniz şeyleri hatırlamak, hani onun o mutlu anlarını hatırlamak. Şunu da parantez açayım. Hani hiç mi zorlanmadım, hiç mi darlanmadım, hiç mi istemediğim olmadı. Tabii ki oldu. Yani ben de insanım. Hani ben de eşimi koluma takıp tıkır tıkır gezmek istedim yani. Ben de çocuklarımla pikniklere gitmek istedim, sahillere gitmek istedim. Hani ben de veyahut da birkaç arkadaşımla takılıp 3 gün 5 gün hani ayrı onlardan tatil yapmak istedim. Yani bunların hepsini ben de yaşadım. Nefsim tabii ki istedi ama hep onun sevgisi öne geçti. Ahiret inancı öne geçti ve bu dünyanın geçiciliği, faniliği öne geçti. Yani öyle söyleyeyim. Onu soracaktım. Hani bu overwhelm diyoruz böyle artık, hani bir darlık geldiğinde, hani bir güçsüz hissettiğinizde, sizin de olmuştur. Olmaz mı? Tabii ki oldu. Neye tutundunuz? Nasıl? Yani bizi Türkiye'de arkadaşlarımız izliyor, başka yerlerden izliyorlar. Hani belki bunu deneyimleyen var, belki buna gebe bir anne var. Hani biraz da onu bahseder misiniz? Hani o anda neye tutunuyor insan? Gözlerine bakıyordum. Ne kadar yardımcı oluyor? Gözlerine bakıyordum hocam. Gözlerine bakıyordum. Yani artı bir de bir arkadaşım Ankara'dayken o cennetten bir misafir demişti. Çok bunaldığımda onu cennetten bir misafir olduğunu düşünüyordum. Ve hani diyordum ki emanet. Yani vakti gelince Allah alacak. Demek ki diyordum ben şu an bunu kaldırabiliyorum. Demek ki hani tamam çok zorlanıyorum, çok bunaldım. Çok dinlenmek istiyorum, çok uyumak istiyorum. Çok yorgunum Allah'ım ama bitirmediğine göre diyordum. Demek ki daha vakti de olmadı. Yani daha demek ki kaldırabileceğim anlardayım demek ki diyordum. Yani ben sürekli ahireti, yani bu dünyanın her zaman faniliğini düşündüm. Buna tutundum yani, en fazla buna tutundum. Ve hani çevrem dediğim gibi eşim, kızım destekçiydiler. Yani benim onlar yardımcımdı. Belki hani tek başıma olsaydım, onlardan bir destek yardım görmeseydim, belki daha farklı olabilirdi ama onların çok yardımı vardı. Allah bin kere razı olsun. Eşimden de, kızımdan da. Oğlum çok az işte, Nurevşan'la zaten son 5 yıl ayrıydık oğlumla. Bir kez gelebilmişti. Son zamanlar falan görememişti. Ondan dolayı ama oğlumun da tabii ki sevgisi yeterdi. Duası tabii yeterdi. Tabii. Öyle. Şimdi, peki bir ses olalım, bir farkındalık oluşturalım adına da konuşacak olsak. Şimdi biliyorum siz Türkiye'de değilsiniz. Hani son kaç senedir Türkiye'de değilsiniz? Benim 4 yılım. 4 yılım bitecek. Evet, 4 yıl bitiyor. Son 4 yılı katmadan hani objektif olmak adına konuşacak olsak. Sizin Türkiye'de özel çocuğu olan bir anne olarak yaşadığınız sıkıntıları az az anlatır mısınız? Mesela şu bir problemdi ya da şu çok güzel bir şeydi. Şunun olması çok iyiydi ama bu olmadığı için çok zorlandım diyerek. Hani insanlar bir farkındalık kazanır. Dediğimiz gibi bunu hiç deneyimlemeyenler problemin ne olduğunu da çok farkında değiller. Ses olabilir misiniz? Tabii. Türkiye'deki en büyük eksiklik çocukların eğitim saati bence. Fizyoterapist eğitim saati ve bireysel eğitim dediğimiz eğitim saati. 45'er dakika. Bu engel durumuna göre değişiyor. Fakat kesinlikle yeterli değil. En fazla 3 ders alabiliyorlar. Hani ben gelmeden önce öyleydi. Sonradan değiştiyse bilemiyorum. İlk haftada 2 gün 45'er dakika gidiyorduk. Ben bir dönem Nurevşan'a 15 günde bir hani özel ders aldırdım. Fakat hani bu sadece benim vicdanımı rahatlatıyordu. Yani hani işte çocuk dışarıya çıkıyor. Bir değişik ortam görmüş oluyor. İşte ben hani özel ders aldırıyorum. İşte ekstra 2 tane daha ders aldırıyorum. İşte yapabileceğim bunlar gibilerinden vicdanımı rahatlatıyordum. Yani Türkiye'de özel bir çocuğunuz varsa çok zengin olmak zorundasın. Çok fazla paranız olmak zorunda. Yani bir tekerlekli sandalyesini bile şu normal bir tekerlekli sandalyeden veriyorlar. Onun bile işte belli kısmını karşılıyorlar, belli bir kısmını karşılamıyorlar. Yani bu Almanya'da yapılan tekerlekli sandalyeler Türkiye'de bezi varken yapılmıyordu. Son 5 yıldan sonra yapıldıysa bilemiyorum 4 yıldan sonra. Hastanede tabii çok büyük zorluklarla karşılaşıyorduk. Yani anlayışlı insanların sayısı çok çok azdı. Yani zaten insanlar böyle mesai yorgunluğu çekiyorlar. Artı işte ücret konusunda ücretleri az. İşte geçinemiyorlar. Kendi sıkıntıları var. Bu çok fazla hastalara yansıyor. Yani ben burada artık doktorların uğraşanı anlatmaktan yoruluyordum.
Ama Türkiye'de en fazla 3 dakika sürüyordu bizim bir muayenemiz. İşte nöroloji muayenesi zaten böyle nörolojiye gün almak mümkün değil. Hani mümkün mertebe özele götürmeye çalışıyordum. Çünkü devlete gittiğinde sonuç alamıyordum. Kendine zarar verme huyuyla alakalı 3 yıl boyunca gittik geldik gittik geldik denen beni ilaç kalmadı. Yani böyle deneme tahtası gibi. Ve 3 yılın sonunda çok şükür biraz rahatlama yaşadık. O da biraz yani bir nebze. Sırtından, skolyozundan ameliyat oldu. O zaten çok büyük bir fiyaskoydu. Yani doktor bir nevi itiraf etti. Ben siz denedim. Aslında olmayacaktı gibilerinden. Yani anlatılacak çok şey var ama Türkiye'deki özel çocuk anneleri, aileleri eğer imkanları varsa bence buralara gelsinler, Avrupa'ya gelsinler, Avustralya'ya gitsinler. Avustralya'da da çok güzel diyebiliyorum. Yani Kanada'ya da çok bilgim yok. Amerika'da da güzel diyebiliyorum. Ama Türkiye'de dediğim gibi özel çocuğunuz varsa zengin olacaksınız. Yani özel hastanelere, yani böyle insan gibi muamele görmek istiyorsanız maalesef zengin olmanız gerekiyor. Yani belli bir şeyden sonra o da yetmiyor. Mesela biz bir kez de öyle 3 hafta özel hastanede yattık. Artık 15. günden sonra suratlar asılmaya başladı. Yani ama çocukta herhangi bir iyileşme olmuyor. Çünkü siz o hastanenin hastası değilsiniz. Siz devlet hastanelerinin, işte araştırma hastanelerinin, üniversite hastanenin hastasısınız. Ama oralarda da zaten yani yatış yapsanız çıkmanız mümkün değil. Sizi hiçbir şekilde çıkarmıyorlar. Çünkü elimize bir hasta düştü. İşte Nur Yaşan hastalığı milyonda bir görülen bir hastalık. Bu hastayı işte bakalım şu oluyor mu, bu oluyor mu? Ya gene bir denek gibi bir şey oluyor. O yüzden yani son 4 yılda değişiklikler olduysa bilemiyorum ama. Yani ümit edelim. Yani aslında bu ümit edelim bu söylediklerimizin hepsi değişmiş olmuş olsun. Ancak değişmediyse bile yani ses burada, olmuş olur. Burada mesela özel çocuklar sabah 9'da gidiyorlar okula. Öğlen 3'e kadar, cuma günleri saat 1'e kadar her gün. Sena hocam, şimdi Türkiye'deki durumu konuştuktan sonra biraz da Almanya'yı konuşmak isterim. Almanya'ya geldikten sonra Nur Efşan'ın tedavileriyle ilgili tanıştığınız insanlar, hastanedeki iletişimleriniz, bunlarla ilgili düşüncelerinizi, belki uygunsa anılarınızı paylaşır mısınız? Almanya'ya geldikten sonra ikametiniz olması gerekiyor. Çocuğunuzla alakalı bir işlem veya kendinizle alakalı bir işlem yapabilmeniz için bir müddet biz ev aradık. Yani biz en az ev arayanlar olabiliriz belki de. Çoğu insan 6 ay, 8 ay, 10 ay, 14 ay ev arayanlar var. Burada ev tutmak çok zor. Çok şükür biz 4 ay sonunda bir ev tutabildik ve ev tutar tutmaz Nur Yaşan'la alakalı hastane işlemlerini, eğitim işlemlerini başlattık. Tabii ki şimdi Türkiye'den sonra hastanelere gidiyoruz. Hani Türkiye'de biz 5 dakikada doktorun odasından çıkarken Almanya'da 2 saate yakın odada kalıyoruz. Tercüman bir arkadaşımız bize çok yardımcı oluyordu. Son ana kadar da o yardımcı oldu. Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz ona ayrıca. Yani böyle giriyoruz artık bir dönem bir hastanede yattığımızda artık sinirlenmiştim. Çünkü yani Nur Yaşan'ın doğumundan o saate kadar olan her şeyi anlattırıyorlar. Ve ben sürekli bunu hatırlıyorum. Zaten unutmuyorum ama sürekli de bunu hatırlamak bana artık zul gelmeye başlamıştı. Diyordum ki yani insanoğluna yaranılmıyor işte. Az baksalar az bakıyor diye şikayet ediyorsun. Çok baksalar çok bakıyorlar diye şikayet ediyorsun. O yüzden öyle bir durum söz konusu olmuştu. Ama genel olarak işte okulda olsun, işte hastanelerde olsun, hemşirelerle olan hani ilgi, alaka olsun. Yani Türkiye'de özel hastanelerde yatmışsınız gibi. Güler yüzlülük, işte Türkiye'de mesela gecenin bir yarısı küt diye içeri girip hemşire, burası senin evin değil, sen burada uyumaya gerek yok, uyumaya mı geldin deyip ışığı açıp işte seni uyandırabiliyor, çocuğu uyandırabiliyor. Burada işte sessizce içeri giriyor. İşte eğer ben gözümü açtıysam sen yat hani böyle işaret ediyor bana. Onur Yaşan'a bakıyor işte ölçüyor tansiyonunu işte ateşini işte veyahut da genel durumunu satürasyonuna falan filan bakıyor. Geri gidiyor. Yani biz böyle Allah Allah diyorduk. Yani ne kadar ilginç, demek ki insanlar rahatsız edilmeden de hastanede kalınabiliyormuş falan olduk yani. Anılarımız olarak böyle palyançolar geliyordu. Onlara çok şaşırıyorduk. Yani böyle 2 günde bir çocukları eğlendirmek amaçlı palyançolar geliyor. Türkiye'de de hani belki son zamanlar koymuşlardır bilemiyorum ama özel hastanelere has bir şeydir diye düşünüyorum. Burada her yerde aynı şekilde. Ekstradan şöyle bir durum olmuştu. En güzel anı onu hatırladım şu anda. Biz işte bu her gün 2-3 günde bir hemşire nöbeti değişiyor bizim odamıza. Bir gün işte sabahleyin hemşireler hangi odaları alacaklarını konuşurlarken
Bütün hemşireler bizim odayı istemişler. Oh. O odada farklı bir hava var. O odaya ben gireyim. O odaya, yani Nureşen'in odasına ben gireyim. İşte bugün Nureşen benim odam olsun falan şeklinde bir konuşma geçmiş aralarında. Tabii bunlar da böyle hani tercüman arkadaş söylüyor. Biz anlayamıyoruz çok fazla. Daha konuşamıyoruz, anlamıyoruz, bilmiyoruz falan. Öyle bir şey olmuştu. Bir de işte kötü bir anı, bir doktora çok aşırı kızmıştım. Yani az önce dediğim şeyi yaşatmıştı bana. 2,5 saat artık konuştuk. Yani anlattım. Yani bir de incina, cincina, ilacına her şey ne kadar soruyor. Zaten hepsini aklımda tutuyorum ama yani bir yerde artık beynim durdu. Sinirlendim böyle, oturdum. Doktor da bana bir şaşırdı. Yani kadıncağız ilgilenmek istiyor, hani anlamak istiyor. Tam olarak böyle hani yardımcı olmak istiyor. Ama tamam da yani nöbetleşe konuşalım arkadaş oldum yani. Ben de o gün bayağı bunalmıştım. Öyle başka anı gelmiyor aklıma yani. Bunlar geldi şu an aklıma. Bilişsel terapilerde mesela sizi eğitme konusunda da öyle inceler miydi? Mesela dil bariyeri de olduğu için söylüyorum. Hani tabii. Ben yani de fizyoterapist olduğum için. Hani az dil bilmediğimiz bir için. Tabii dil bilmediğimiz için çok anlayışlı davranıyorlardı. Tane tane böyle işte. Zaten en çok etkilendiğim fizyoterapistin Nureşen'e defter hazırlamış. Bütün kelimelerin Almanca karşılığı, Türkçe Almanca karşılığı şeklinde. Hani bana verdi, sen işte evde Nureşen'le bu defterle çalış. Ama defteri Nureşen'le gönder, ben de Nureşen'le bu şekilde çalışacağım şeklinde. Mesela ona çok şaşırmıştım hani. Çok ilgimi çekmişti o. Bireysel eğitiminde burada bireysel eğitimle alakalı direkt böyle Nureşen'in sınıfına giremedim ben. Hani videolar veya fotoğraf paylaşımları burada yasak. Öyle bir şey göremedim. Nureşen'in bakıcısı olan kız gizlice çekmiş bana göstermişti. İşte bir salıncağa bindirmişler. Orada eğlendiriyorlardı onu. Bir de balon, köpüklü balon var ya, ondan yapmışlar. Onu göstermişti. Ama onlar da toplantılarda bir arkadaşımla gidiyordum. Hani çok yardımcı oluyorlardı. Bilmediğimiz için hani böyle anlayacağımız şekilde. Bazen hani irtibatsızlık olabiliyordu. Arkadaş benim dediğimi anlamıyordu. Öğretmen onun dediğini anlamıyordu falan. Hani o zaman güçlü oluyordu ama geri anlaşabiliyorduk. Çok şükür. Bir sorum daha var bu konuyla ilgili. Sonra biraz da entegrasyon konuşmak istiyorum. Ama Nureşen'i böyle hayırla, güzellikle andığım için ben kendi adıma da mutlu oldum. Bir ablası olarak diyeyim yani. İnşallah nasip olur. Cennet arkadaşı olmak hepimize orada. İnşallah. İnşallah. Yine bu farkındalık oluşturursun diye soracağım size. Özel çocuğu olan bir anne olarak devletten, işte sağlık çalışanından, eğitimciden değil de etraftan insan ne bekler? Mesela bazımızda şey oluyor, hani hiç bakmayalım o tarafa ya da aa deyip böyle her şeyi soranımız olabiliyor. Hani biraz da onlarla belki hatıralarınız da olabilir örneklerle ya da tavsiye niteliğinde paylaşır mısınız? Ne bekliyorsunuz çevrenizdekinden? Çok zor bir soru. Bunu cevaplamasam. Güzel anılarım yok benim bununla alakalı. Ben sosyalleşemedim Nureşen'le. 3 yıl veya 4 yıl uğraştım ama sosyalleşemedim. Olmadı. Çevremdekiler anlayışsızdı diyemeyeceğim. Ama empati herhalde olmuyordu. Empatiden kaynaklı belki olabilir. Yani bir arkadaşımın şunu dediğini hatırlıyorum. Yani yıllar sonra ben tekrar İstanbul'a taşındım. İstanbul'da bir 8 yıllık bir geçmişim vardı ve yıllar sonra tekrar dostlarıma kavuştum diye çok mutlu olmuştum. Ama maalesef sosyalleşemedik yani onlarla. O eski günleri tekrar yaşayamadık. Bana dedi ki ben sana geldiğimde çok ruhum daralıyor. Sen nasıl yaşayabiliyorsun, nasıl katlanabiliyorsun dedi. Ve bundan sonra ben bıraktım artık. Demek ki dedim olmuyor Sena Nur, zorlama. Parklarda, bahçelerde işte, gezdirme alanlarında, sahillerde o şekilde hani sosyalleşmiş olduk. Ama böyle toplum içinde sosyalleşemedik. Kendi çevremiz içinde öyle bir sosyalleşmemiz olamadı. Belli bir saatten sonra zaten siz de çok yoruluyorsunuz. Artık ipin ucunu bırakıyorsunuz. Yani onu zaten götürmek, getirmek, taşımak, hazırlamak hani ekstra bir şey, zorluk oluyor. O yüzden hani diyorsunuz zaten hani gittiğim yerde de ben hani hiç kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Ama ben üstesinden gelemedim yani. Ya da ben çok alınganlık gösteriyordum. Olmuyordu. Bilemiyorum yani. Bu zor bir soruydu. Özür dilerim. Estağfurullah. Ben özür dilerim. Hani bir yaraya taç, yani dokunmak için dememiştim. Ama gerçekten ümidim yani bir izleyene faydası olur. Şu an bir dünyana faydası olur. Ama şu an insanlar çok daha bence bu konuda evet empatililer, özveriler. Bu konuda daha hassaslar.
Yani mesela Nureşen vefat ettikten sonra biz çok şaşırdık. Yani Nureşen çok seviliyormuş. Nureşen çok fazla hayranı varmış. Nureşen'in çok fazla hitap ettiği kitle varmış. Yani Evet. evet biraz şey oldu. Hani kel ölünce sırma saçlı. Kel ölünce badem gözlü. Biraz öyle oldu aslında ama elhamdülillah geldi geçti. Rabbim inşallah kazanmak nasip etsin. Biz vefatın hemen sonrasında zaten o anda şöyle bir dua etmiştik. Hani kim Nureşen'i sevdiyse, kim onun karşıdan bile böyle bir tebessümüyle ay canım yavrum dediyse, kim onun için dua ettiyse, kim saçını okşadıysa, kime ne kadar hani kimin üzerinde ne kadar hakkı varsa, doktoruydu, hemşiresiydi, komşusuydu, yoldan geçeneğiydi kimse yani. Hani bilmiyorum biz çok geniş tuttuk. Rabbim de inşallah kabul etmiştir. Rabbim Amin. şefaatini nasip etsin dedik. İnşallah. Amin. Bizlerle birlikte Amin. Allah onlara da şefaatini nasip eder. Haydi onlar Amin. olmadan ben cennete girmiyorum da hepimiz alır gireriz İnşallah. inşallah. Öyle. İnşallah. Öyle, öyle İnşallah. diyelim. Öyle Ben diyelim. küçük böyle bir şey paylaşmak istiyorum. Hani bu soruyu sorarken biraz aklımda vardı. Sizden duymak istedim. Ben fizyoterapist olarak iki şey paylaşayım izin verirseniz. Kendi deneyimim. Bir tanesi yani biz çoğumuz ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Hani bu ailende de görmediysen hani böyle bir deneyim yoksa hani bir kardeşin işte Evet. evladın ya da akrabanda böyle bir şey yaşamadıysan gerçekten ne yapacağını bilmiyorsun. Bazımız bunu inkar etmeye çalışıyor. Yani görmemezliğe geliyor. Bazısı da çok dik dik bakıp yani çok rahatsız edecek ölçüde mahremine giriyor. Hani sorarak yaparak. Bunun bir dengesi olması gerekiyor. Çünkü aramızdalar, aramızda olmalılar. Sadece Nurefşen için değil tüm Genel hepsi, evet. evet özel durumu olan insanlar için konuşmuş olalım. Ben de Evet. fizyoterapist kimliğimle konuşmaya çalışacağım şimdi. Ya bu noktada normalleştirme, ya hepimiz farklıyız birbirimizden, hepimizin farklı iyi, negatif, pozitif kabiliyet ya da kabiliyetsiz yönlerimiz var. Ve arkadaşların istediği hastalarımdan bildiğim bir şey bu da. Sadece oradaki en farklı olduğuna inanmamak. Yani orada olmak istiyor. Herkesin bakışını almak istemiyor yani. Bir öncelik de istemiyorum diyor. Sadece o an mesela o parkta ben de herkes gibi o ağaca kendi başıma bakmak istiyorum diyor. Bunu söyleyenler olmuştu. Bu bakışla sizden de merak ettim. Yani bir anneleri olarak bütün ilgiyi toplamak mı? Yoksa gerçekten hani ne bileyim yani ilgiyi de değil. Yani sadece orada yani sizler gibi biz de oradayız. O parktayız yani. Hani bunu bir Evet. beklentim yok. Hayır, ilgiyi toplamak kesinlikle değil. Yani ilgiyi toplamak kesinlikle değil. Ama hep şöyle dedim ben hani o tarz imtihanlara karşılaştıkça. Yani belki dedim Nureyşan'ı Allah bana vermeseydi belki ben de böyle olacaktım. Belki ben de Evet. bu kadar hani böyle bakacaktım belki. Evet, Hani evet, ondan evet, dolayı evet. yargılamadım hiç kimseyi. Ama Kesinlikle. insan ister istemez işte kendi kabuğuna çekiliyor yani. Hani sosyalleşemiyorsunuz. Doğru. O zaman bu Mesela nokta burada bir hepimizin arkadaşım kulağında var. kalsın diyorum. Bu sosyalleşme Evet. durumu. Hani Sosyalleşmek burada bir için. arkadaşım var. Sağ olsun böyle hani sürekli hani mesaj atıyordu, arıyordu işte bak geleyim, yardım edeyim, şöyle yapayım, böyle yapayım falan filan. Hani mesela Allah razı olsun onun gayretini hiç kesinlikle hani göz ardı edemem. Hani vefatında da zaten hep yanımdaydı. Olsun. Allah razı olsun. Ama mesela hani o kadar samimiyetine rağmen yine de ben korktum yani. Hani zaten araya korona girdi. Korona olunca Evet. zaten biz Nuraşan'ı çok ciddi bir korumaya aldık Aldım. böyle bir fanusu alır gibi. Hani Evet. öyle de bir şeyler yaşandı. Ama Evet. genel itibariyle o sıkıntıları Türkiye'de yaşadım zaten. Türkiye'de. Almanya'da yaşamadım. Evet. Türkiye'de yaşadım maalesef. Bir tanesi şöyleydi Seman Hocam. Bir hastama ben Türkiye'de çalıştığım dönem seslenmiştim. Şimdi ismini kafadan yani örnek isim vereceğim sadece. İsimler gerçek değil. Diyorum ki çalıştım ben çocukla. Çocuğumuz dört tarafı paralize olan serebral palsili bir hasta çocuğumuzdu. Mesela çağırdım dedim ki işte Ayşe olsun. Ayşe'nin annesi Elif Hanım olsun. Elif Hanım diyorum tamam buyurun seansımız bitti. Elif Hanım yok bakmıyor. Görüyorum ama bakmıyor. Dedim ki Ayşe'nin annesi zıpladı kadın. Geldi bana dedi ki insan bir dönem sonra diyor o kimliğini kaybediyor. Ya ben dedi Ayşe'nin annesiyim yani. Ayşe'nin O, annesi, o gün evet. çok çok ve çok çok duygulanmıştı ve sonra biraz daha konuşmayı açtı. Bana şey demişti. Yani ben demişti hep duam yani onun sonuna kadar onunla yaşamak yani. Onun yani onun hani kimse evladının zarar gördüğünü görmek istemez ama onu yalnız bırakmamak için çok güçlü olmalıyım. Onun için dua Evet. ediyorum dedi. Yani onunla birlikte onun sonuna kadar birlikte olabileyim diye. O da Evet. çok dokunmuştu. Yani biz bunları bilmiyoruz yani. Bunları çok konuşmuyoruz da hani ama farkındalık yaratır. Ama Farklılaştır. artık arttı yani. Eskisi gibi değil. Daha da arttı bence. Artacak da inşallah.
İnşallah. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Elimizden İnşallah. Geldiğince tebessümle yaklaşalım. Sevecen yaklaşalım. Şimdi bakın aklıma şimdi gelen bir şeyle bağdaştıracağım. Dedim ya sizin entegrasyon konuşmak istiyorum. Şimdi aklıma fikir geldi. Sizde bu kalp var, bu heyecan var, bu deneyim var. Acaba Almanya'da bu işin gönüllüsü olabilir misiniz Sema Hanım? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Çok güzel. Anlatsanız da biraz bize bu prosesi nasıl yapabilir misiniz? Ben gelir gelmez bir 6 veya 8 ay sonra zannedersem Norveç'ten okula başlar başlamaz kursa başladım Almanca kursuna. Çok güzel. Fakat çok kısa sürdü. İşte sonra Norveç'ten ağırlaştı, oksijene bağlandı, daha sonra korona başladı falan derken ben kursa gidemedim. Şimdi tekrar başladık Şubat ayında. Allah nasip ederse işte B1'i verdikten sonra eğer kendimde o cesareti bulabilirsem B1'i verdikten sonra bir motivasyon sağlayabilirsem B2'yi de verip B2'de yapabileceğim meslekler arasında zannedersem Nur Eşan'ın okulunda Nur Eşan'a yardım eden bakıcısı gibi öyle birisi olmak istiyorum. Yani öyle bir çocuğa annesinin gözü arkada kalmasın. Hani ay. Ben ona okulda bakayım istiyorum ama bu nefsime ağır gelir mi veya duygusal olarak bunu kaldırabilir miyim onu bilmiyorum şu anda. Ama böyle bir şey niyetim var. Hani belki Nur Eşan kadar ağır bir çocuk olmayabilir, daha hafif bir çocuk olabilir. Bilemiyorum ama dediğim gibi B1 verebilirsem ve o motivasyonu hissedersem kendime. Nasip. Yani nasip bütün, diyorum. Bütün izleyenlerden amin alalım diye düşünüyorum. Yani, inanın kalbimden gelerek söylüyorum. Ya ne kadar güzel. Çünkü bir deneyiminiz var, durumu biliyorsunuz. Ve insan o zaman evet. O kadar duygusal da bakmıyor. Mesela ben dedim ya fizyoterapist olarak ne kadar farklı, ağır, hafif hani otizmden işte cerebral palsy yani ne kadar değişik hastalarımız vardı farklı özellikleri olan. Ama o an siz o işi bildiğiniz için biraz işe odaklı evet. Olup hani konsantre olabiliyorsunuz. Çok isterim yani. O noktada yani tahmin yürütebilirsiniz. Hani neden sinirli olduğunu tahmin yürütebilirsiniz. O an ne istediğini belki anlayabilirsiniz. Hani çünkü bakışlarından, hareketlerinden, tavırlarından falan hani anlaşılabiliyor. Hani o konularda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum ama nasip diyelim bakalım. İnşallah. Evet. Bir iki tavsiyeniz var mı sizinle? Şimdi siz, benim anladığım kadarıyla aslında şu an siz bu işe 4L yeni sarılacaksınız. Dili aynen. Öğrenme, entegre aynen. Olma. Kesinlikle, bizimle kendi kesinlikle. Düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Mesela ne konuda bir çekingenliğiniz var? Ne konuda kendinizi hazır hissediyorsunuz? Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Konuşamama gibi bir çekingenliği var. Beynimde cümleyi kırıyorum. Kesinlikle doğru olduğuna inanıyorum. Ama konuşmaya gelince hoca diyor ki yanlış. Baştan sona o kadar çok yanlışım çıkıyor ki sonra cesaret edemiyorum. Ama kimi arkadaş da diyor ki onu aşacaksın. Yani böyle doğru yanlış salacaksın ortaya cümleleri. Ama ben onu yapamıyorum. Mesela markette falan hala çok çekiniyorum. Ya bildiğim şeyi unutuyorum. Kasada bir şey soruyor. Mesela bildiğim şeyi unutuyorum. Ik mık falan kind of diyorum ondan sonra. O şekilde şu an işte yeni böyle hem halkın arasına karışıyorum. Hem arkadaşların arasına karışıyorum. Hem işte kursa gidiyorum. İşte orada da bir kurs arkadaşlıklarım falan var. Ama şeylerde, teneffüslerde böyle bir kelimeyle, işte iki kelimeyle kadın milleti değil miyiz? İlla bir şeyler konuşuyoruz yani. Çok diyoruz güzel. Ki konuşabilsek kim bilir neler konuşacağız, neler çıkacak ağzımızdan. Bir de farklı milletlerden olmak çok güzel bir şey. Hani mozaik çok farklı. Yani Pakistanlısı var, Afganistanlısı var, Afrikalısı var, işte Suriyelisi var. Yunanistan'dan gelen bir arkadaşımız vardı. Yani böyle var değişik milletler olunca. Ve aynı dili hani konuşmaya çalışınca hem şiveler de farklı çıkıyor. O da orada bir güzellik oluyor. Ama diyorum ya işte bir iki kelimeyle bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz birbirimize. Öyle bir şeyler oluyor. Çok güzel. Yani dilerim ki o zaman bu söyleşiyi böyle kapatmak isterim yani kendi bölümümü. Sonra sizden de son sözleri alırız. Yani bir sonraki söyleşimiz, muhabbetimiz sizin orada yaptığınız gönüllü işler, tanıştığınız komşularınız, yaptığınız aktiviteler bunlarla dolar. Çünkü ben sizde o potansiyeli görüyorum. Dedim ya sizin ben follower'ınızım yani Instagram kullanırken en azından öyleydim. Instagram'da hani paylaşımlar hep çok değerli oluyor. Hep üreten birisiniz siz. O sebeple inşallah bu tip şeyleri de görürüz. Bir sonraki söyleşide bunları paylaşırsınız bize. Dokunduğunuz i̇nşallah, kalplerden inşallah. Bahsedersiniz. İnşallah. Bizler burada dernekler de var. Hani bu derneklere nasıl? De üye olabiliyorsunuz. Evet. Nureşan Saken olmuştuk zaten biz de üye. Hatta onlar bizi ziyarete falan geldiklerinde hani eşim de çok bilmiyor Almanca hala daha o da bir seviyede kaldı. Evet.
Hani o demişti hani böyle elimden geldiğince işte şoförlük yapayım, işte boş vaktimde gerekirse şoförlük yapayım işte falan bir şeyler söylemişti. Yani hani o konuda gerçekten biz de aktif olmak isteriz. Hani illa böyle B2 verip de maaşlı kadrolu hani Tabii Türkiye'de var ya canım. SSK'lı Evet. SSK'lı olmamız şart değil. Hani gönüllü ücretsiz de olabilir, neden olmasın inşallah, Neden Allah nasip olmasın? ederse. Ben İnşallah. zaten daha şu an gidemiyorum da birkaç kez yani gitmeye çalıştım Nur Yaşar'ın okulun önünden geçerken. Hep acaba diyorum şurayı bir girsem işte birinin saçını bir okşasam, birinin bir ağzını işte affedersin tükürüğünü bir silsem neler hissedeceğim acaba falan deyip düşünüyorum yani. Hayırlısı olsun diyelim Allah çok inşallah. güzel kapılar açsın. Çok güzel Amin. insanlarla Herkese, karşılaştırsın. herkese, herkese inşallah tüm Sema isteyenlere. Hocam size öyle dua edeyim. Bana da edilmişti. İnşallah böyle insanların karşılaşmayı umduğu, hani böyle birini beklersin hayatının bir döneminde hepimizin başına gelir. Yani o hayırlı insana umut edersin. O işte umut edilen hayırlı insan olmanızı dilerim. İyi ki bu Amin. kapı. Ne kadar güzel bir dua. Bir İnşallah. mukabele. Bir Amin. mukabele diyelim inşallah. Amin. Çok teşekkür ederim. Yani çok hoş bir dua. Çok Bazen böyle çıkan, ağızlardan çıkan dualar gerçekten çok değişik olabiliyor. Çok güzel olabiliyor. Çok farklı olabiliyor. Bunları aslında kaydetmek lazım bir yerlere. Bunu da kaydedelim. kaydedildi. Bunu Tekrar sağ kaydedelim. olun Zaten konuğuma. kaydediliyor. Söz olarak da kaydedelim. Atalım. Tweet atalım. Allah razı Aynen, olsun tekrar. aynen öyle. Çok memnun oldum. Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler.